Efendim çok teşekkür ediyorum. Aslında bu konuyla ilgili daha önce de eski federasyon başkanımızla bir program yapmıştık. Ama orada bu konuyu çok iyi anlatamadık herhalde. Evet. Çünkü çok iyi anlaşılamadığımızı anlıyoruz. Ümit ederiz bugün başarılı oluruz. Biraz önce de Sayın Bakanımız da söyledi. Burada da gösterdik. Gösterdiler arkadaşlar. Yani gördüğümüz şey şu. Futbol bir endüstri ve ekonomi. Bunun parasal değerlerini burada görüyoruz ki bunlar 2017 rakamları arkadaşlar. Yani 2019'a geldiğimiz zaman her yıl %5'lik büyümeleri de üstüne koyduğumuz zaman örneğin Türkiye'deki 700 küsür söylendi. 850-900'lar civarındayız milyon euro. Euro. İlk 10 lige baktığımız zaman yine söylendi burada. Yani 20-25 milyar eurolara geliyor buradaki endüstrinin toplamı. Tabii Türkiye'de durum şu. Türkiye'nin gelirle ilgili bir sorunu yok futbolun. Gelir tarafı fena değil, iyi de. Çok çok iyi. İlk 10 lige baktığımız zaman Avrupa'daki gelir bakımından 7. sırada Türkiye. Ama gider yönetimiyle ilgili sorunu var. Bunu biz gördük. Detaylarını da söyleyebiliriz. Örneğin UEFA şöyle bir kriter istiyor. Diyor ki senin maaş ödemelerinin toplam gelire oranı işte şu olmalı. Biz onun bayağı bayağı üstündeyiz. Bu ne demek? Pahalı hoca, pahalı topçu veya yeterince gelir elde etmiyorsun. Biraz daha somutlaştıralım. Yani maaş ödemelerinizin toplam gelirleri oranının %50'ler civarında olması lazım. Bizde bu %70-80. Biz bankalar gelire göre kulüpleri kredilendirmişiz. Yaptığımız bankacılık tahammüllerine, kredilendirme politikalarına uygun. Ama gitgide şöyle bir noktaya gelmişiz. İyi yönetilmediği zaman gider. Kulüpler sadece faizi öder hale gelmiş. Kulüpler borç bulmayı bir başarı olarak kabul etmiş ama kredinin kalitesini tartışmaktan vazgeçmiş. Sektörde ben şimdi birliği temsil ediyorum. Ben de banka genel müdürüyüm. Ya bundan çok rahatsızlık hissetmemişiz. Ama aslında hissetmemiz gerekiyordu. İşte bunu hissettiğimiz an ki bu işe başladığımızda toplam 10 milyar TL'lik bir borçluluk düzeyi görmüştük. Ya kulüplerimizin toplam borçluluk düzeyi 10 milyar civarındaydı. Bunun 6-6,5-7'lik bölümü bize, yani finansal kesimeydi. Ama daha da önemlisi burada 1 milyarın üstünde 1,5 milyar gibi bir borç vardı ki bu ağırlıklı futbol ailesinin borcuydu. Şimdi bizim banka müşteri ilişkimiz var. Kulüpler biliyorsunuz ağırlıklı bölümü anşe, şirket. Dernekle birlikte faaliyet göstermekle birlikte anşe, şirket. Bakınız, Türk bankacılık sisteminin kredi hacmi 2 trilyon 600 milyar TL. Peki biz bunu kime vermişiz? Denizcilik sektörüne vermişiz, enerji sektörüne vermişiz, imalata vermişiz, tarıma vermişiz. Hepsinin payları da çift haneli. Biraz önce burada ifade edildi. Bu bir ekonomi. Bir sürü tarafı var. Peki ne kadar futbola vermişiz? %50'nin altında arkadaşlar. Toplam bilançoya baktığımız zaman o demin söylediğim 12 banka artı 15 faktörün şirketinin toplam kredi hacmi söyledim de miktarı 6 küsür. O 2,5 trilyon içinde 6 küsür neye tekabül ediyor? %50'nin altında. Ha bu ya acayip büyütülüyor sistem. Elbette yatsımıyoruz 6 milyar küçük bir rakamdır falan değil mi? Ama bunu vermişiz. Geçmişte. Geçmiş, yapmışız biz bu işi. Ve bunların her biri alınabilecek düzeyde. Yeni nefes aldırıldığında yapılacak düzeyde. Bunu
Tarım sektöründeki bir firma gelince yapıyoruz. Enerji sektöründeki bir firma için yapıyoruz. İhracat yapan bir firmamız için yapıyoruz. Sadece Türkiye'de yapmıyoruz. Dünyanın her yerinde yapılıyor. Firmaları yaşatmak bütün ekonomi yönetimlerinin görevi. Dolayısıyla biz daha ödenebilir hale getirelim dedik. Kimsenin borcunu falan silmedik. Kimseye yeni bir şey yükümlendirmedik. Cari piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa, normal neyse onu yapmaya çalıştık. Ne hibemiz vardır, ne ekstra bir yükümüz vardır. Kulüplerde, bizde, federasyonda yapması gerekenleri yaptık. Ama bunu yaparken bir takım yeni kural ve koşullar vaz ettik. Şimdi efendim ilk defa bir bütçe kavramı getirdik. Bu çok önemli bir şey. Şimdi girdiğiniz zaman görüyorsunuz. İdeallere göre değil de bütçenize göre masraf yapacaksınız. Gideri doğru yönetmek durumundasınız. Gideri yönetemeyenlerin geliri ne olursa olsun sonu hüsrandır. Ben futbol adamı değilim. Ama bu memlekette herkesin anladığı kadar toptan da anlıyorum. Yatırdığımızda aldığımıza bakmak lazım. Biz hep öyle bakarız. Ne koydun ne aldın. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bu geçiş dönemi için Futbol Federasyonu sitesinde görebilirsiniz. Bir lisanslama kurulu oluşturuldu. Orada farklı arkadaşlarımız var. Üç de bankacı var. Benim çalışma arkadaşım da var. Halk Bankası'ndan bir arkadaşımız daha var. Denizbank'tan bir arkadaşımız. Futbol Federasyonu ile birlikte bu bütçenin kurallarına göre izlenip izlenmediği, yapılıp yapılmadığı müeyyideleri var. Bu müeyyidelerin uygulanmasını da biz yapmıyoruz. Onları da Futbol Federasyonu yapacak. Ama kurallar konmuş. İlk sene %30'una kadar, ikinci sene %15'ine kadar bir opsiyonel imkan verdi. Bu iki sene sadece faiz tahsilatı getirdik. 2+5'i de yaparak. Bu dönem bir uyum, bir entegre dönemi. Siz 200 kilometre hızla gidiyorsunuz. Birden arabayı 100'e indirdiğiniz zaman bu çok zormuş. Yani futbol diliyle konuşayım. 70-80 milyon euroluk bir takımın 3-5 yıllık kontratlar da yapmışsanız hemen ertesi günü 20 milyona, 30 milyona indiremiyoruz. Varsa bunu becerebilecek baba yiğitler. Olmuyor, inmiyor. Bunda biraz da taraftar baskısı, algısı da var. Ona da saygı duyuyoruz. Algıyı da yönetmesi gerekiyor. Büyük kulüplerimiz de var. Dolayısıyla oradan makul bir rakama doğru gelmesi gerekiyor. Bir geçiş dönemi var. Yoksa 2+3 yılın sonunda her şey süt liman olacak demiyoruz. Ama bu disiplinin sağlandığı, kuralların oturduğu bir dönem olacak. Ve bu konuda biz futbol medyasından da, ekonomistlerden de bu konuda destek de istiyoruz. Konanla elde edilen arasında getirinin mutlaka da tartışılmasını istiyoruz. Elbette spor programında pozisyonlar tartışılacak, saygı duruyoruz. Elbette farklı konular ama mutlaka ekonominin de konuşulması gerekiyor. Ve doğru konuşulması gerekiyor. Dolayısıyla biz bu kuralları koyduk, ettik, gittik. Bunun karşılığında sadece kulüp başkanlarından, yani yönetim kurulu başkanından, bu yaptıklarımıza kulübün samimi olarak uyacağına dair bir kefaleti ve taahhüdü içermeyen bir imza aldık. Borcu ödemeyecek. Herhangi bir şey değil. O ve ondan sonra gelecek çok değerli, kıymetli başkanlarımızın kurumsal kimlik olarak bu kurguladığımız yapıya saygı duyacağını, onun gereklerini yerine getireceğini beyan eden bir şeysin. Yoksa bir başka bir zorluk, başka bir şey getirmedik. Asıl olan samimiyet. Bu işi samimi olarak yapmaya çalıştığımızda, bu işe tam bir inandığımızda, belki geçerken, geçiş dönemi yaparken bir takım sıkıntılarımız olacak. Orada da esniyoruz zaten. Yani koyduğumuz ilk kuralların tıpkısının aynısını uygulayamıyoruz. Tam onu yapıyoruz. Diyor ki benim vergi ödemem çıktı işte. Şöyle olabilir mi? Şu olabilir mi? Yapıyoruz bunu. Yapmıyoruz demiyoruz yani.
Ama herkese eşit davranıyoruz. Bir şeyin altını da çizelim. Söyledik 12 banka, 15 factoring ama ağırlıklı futbol ailesini yöneten Halkbank Finans Grubu, Denizbank, Aktifbank, Ziraat Bankası bu bankaları bilir. Yani sadece Ziraat Bankası gibi bir algıda olmasın. Diğer kurumları da şu anda tek tek saymayayım ama Türkiye'nin çok değerli bankaları ve diğer finansal kuruluşları bizle birlikte hareket